Hazırlık maçlarını en son ayarlıyordum. Kaptan seçiyormuşuz Fenerbahçe'mize. İrfan Can, Altay Bayındır. Liderlik vasıflarına bakalım. Yanis Hacı var abi. Hacı varken olmaz. YouTube selam demiş. Aleyküm selam Maynaş. Hoş geldin. Abi de selam demiş. Aleyküm selam Maynaş. Hoş geldin kral. Sefalar getirdin. Abi Fenerbahçe'mize kaptan seçiyoruz. Gel. Yani Yanis Hacı'nın liderliği var. Takım oyunda 13. Liderliği en yüksek Yanis Hacı var. Bekir Omeragić var. Takım oyunda Crespo yüksek ama liderliği çok zayıf abi. Liderliğe göre vereceğiz abi kaptanla biz. Bir de İrfan Can'a verelim ya. İrfan Can da Yanis olsun. Kaptan aynı. Tamam, Vessel Lo ile berabere kalmış abi. Çok sıkıntı yok. Berisha ne diyor? Oğlum ben kiralamadım bu adamı. Siz kafanıza göre niye Berisha'yı kiralıyorsunuz? Şaka mısınız siz? Abi 6,5 mat çalıştım. Yarın 30 alırsam net aptalım demiş. Almazsın herhalde kral. Neyse, en azından Azi Altman'a kiralanmış abi. Abi hiç kira parası bilmem ne hiçbir şey verilmemiş. Ben kiralamadım bu arada bunu. Yönetim kendi kendine kiraladı, engel olamadım abi. İlginç bir şekilde. Bugün itibariyle 28.515 adet kombine satılmış. Almazsın ya kral. Merak etme. Konular ne? Yusuf Örnek çok istikrarlıymış ama potansiyeli 1,5 bile neredeyse yok. Jack Özkaçar. Yok abi bunlar da. Cacık olmaz bunlar. Bunlar topçu değil öyle söyleyeyim. Ahmet Oğuz potansiyeli çok yüksek vermişler ya. Yönetimde otoritesi sarsılmış derler demiş. Ahmet Oğuz alacağız ya inşallah bir aksilik olmazsa önümüzdeki sene. Şu an kirada olduğu için alamıyorum. Muhammed Enneni. Satılıyorum 29 yaşında mı? Abi ne yapayım 29 yaşında? Hannibal da kiralanmak istiyormuş ama ben bunu... Kiralamak istemiyorum. Kiralayıp geliştireceğim. Sonra bana satmayacaklar falan. Deli olacağım abi. Bu yüzden satılacağı zaman alırız abi. Zaten paramız da kalmamıştı. En son transferleri tamamlamıştık diye hatırlıyorum. Aynen. Tamam abi. Almayacağız. Hannibal Mevgili falan almıyoruz. Gerek yok. Önümüze bakalım. Önümüzde ilk Süper Lig maçımız var. Kasımpaşa maçı. Max Meyer gol atmış. Aferin oğlum. Satacağız seni inşallah geldikten sonra. Hadi bakalım. Berişe'yi ben oynatacaktım bu sene ya. Şimdi bir tane mal kaldık abi forvette ya. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. Aleykümselam Ardacığım. Hoş geldin kral. Ya kral Berişe'yi yönetim kiralamış ya. Kendi kendine bir şey yapmadık. Daha tam engel olacaktım. Unutmuşum engel olmayı. Gittiler. Kime idman versem mi diyorum da. Verelim abi ya hadi. Defansif pozisyon alma görevi verelim. İki kat yoğunluk diyelim. Ya sonra listeye koymuşlar. Dikkat etmedim. Gitti kiralık verişe. Neyse. Artık onu oynatamayacağız demek ki. Bir tane ahmağa kaldık abi. Forvet. Alabiliyorsan bir tane forvet alayım bu arada ya. Böyle bunlarla olacak iş değil. Ener Valencia'yı satabilirsem satacağım. Ener Valencia'yla da oynamak istemiyorum 31 yaşındaki adamla. Hoş bulduk. Teşekkürler demiş. Estağfurullah kral. Abi ver 2,5'u al ya. Gerçi bu kendisi gitmek istemiyor Ener Valencia. O yüzden satamıyor şu anda. Sana dedim Yusuf Demir acayip adam diye. Çünkü yayınımızı hatırlıyorsun. Dua ediyorsundur bana. Bu arada 2,5 veriyorlar Ener Valencia'ya. Oley. 2,5'a ben var ya neler alırım şimdi. Forvet'e. Yusuf Demir gol de atıyor bu arada. Bilgin olsun. Asist yapmakta kalmıyor. Gol de atıyor abi. Lucas, may abi stopere bakmıyoruz artık be. Gerek yok. Alacağım stoper belli. Papetti'yi alabilirsem alacağım ki Papetti'yi başkası alacak muhtemelen. Oh çok şükür kimse daha bir şey yapmamış. 6 maç 8 puan ne abi? Nasıl becerdin? Taktik oturtamamışsın muhtemelen. Yönetimle görüşeyim ya. Şunun maaşından kurtulacağız diyelim. Ya fazlasını hak ediyor olabilir de. Vallahi engel oldular abi yandık. 3,5 diyelim ya. 3,5'a önersinler madem 3,5 diyor yönetim. Kral taktik değiştir o zaman. 4-4-2 oyna.
Ferdi Saint-Étienne yolcusu. 20 milyon versinler de Ferdi'yi satmazsam adam değilim abi. O kadar net. Tamam, ne dersin tekliflerine? 11 milyon güzel. Tamam 11. Aa, Ener Valencia gitmek istiyor abi. Tamam. Dinamo Moskova 4,9 önermiş. Bir dakika. Yeni teklif var. Tamam kabul abi. Hiç sıkıntı değil. 11'e de önereyim abi. Ener Valencia normalde gitmek istemiyordu bu arada. O yüzden satamıyorduk. Şimdi gitmek istiyor. İrfan'a 22,5 verdi Wolves. Ben satmadım demiş. Mazzelli'ye alacağın adam Diego alma da derdim de. O da maalesef gitmiş. Şey var ya. Hırvat mı vardı? Ertancım hoş geldin. Abi nereli olduğunu unuttum adamın. Dur bakayım. Yeni yaptığımız ifadeleri kullanıyor Ertan'da. Sırp bir Ivan mıydı? Neydi? Adamın adını unuttum. Sırbistan kadrosunda vardır milli takımda. U21 olabilir şu anda. Ivan İliç. Heh, hatırladım. Kral, alabiliyorsan bunu al da bunun değeri çok artmış ya. Bunu alamayız artık. Maynaş sınav konularını sormuş bak. Kral 29 yaşında adam alma ya. Selamünaleyküm. İyi geceler. İyi oynayacağız hocam demiş. Aleykümselam kral. Hoş geldin. Shine Master. Ustaların ustası. Kasım Paşa maçına böyle çıkacağız artık. Yapacak bir şey yok. U19 takımı. Tamam U19'u al abi Osman. Arda Güler iyi bir seviyeye gelecek inşallah. Arda'yı oynatacağım ben ya. Allah'ın izniyle. Arda'yı geliştireceğim. Yönetim bu sezon için sizden beklentilerini netleştirmek istiyor. Denklemler kolay kral ya. Bir şekilde hallolur. Bulmaca çözer gibi. Tamam. Sıkıntı yok. Murat Öztürk kaleci antrenörü. Kaleci antrenörümüz yok muymuş abi? Antalya Spor'unkini öneriyor. Ya antrenörleri daha da halledeyim de bir daha şey yapmayalım abi. Personel ama. Nasıl olsa maaş durumu fena değil şu anda. Bayağı açmıştım. 12 milyon euro bütçe var maaşta. Hemen antrenör ekibini bulalım abi. Oyuncuların gelişmesi için. Antrenörlük. Kaleci antrenörümüz yok abi. Bir tane hemen alalım. Kanka Yunus Akgün'e 25 milyon çok vermişsin ya. Üzdün. Kaleci antrenörü. Nerede kaleci özellikleri? Bunlar mıydı? 15 diyelim. Tamam. Emilia Alvarez bu arada beğendiğimiz bir kaleci antrenörü abi. Almayız. Draft çıkmış. Onu almayız. Emilio'yu alacağız herhalde. Bak hemen anda. Emilio'yu alalım abi hemen. Gelmek istiyorsa tabii kral. Kral 350 bin maaşı kim vermiş biz verelim Allah aşkına. Gel böyle. Ya bunu alamayız. Şu anda paramız yetmiyor. Alfred alamayız. Bu da fena değil ama bu da çok para ister ya Kraft'ta. Baksana. 120 bin euro istiyor. Livakovic başım çok ağrıt ya pası zayıf demiş. Geliştirebiliyorsun kral ya. Ve Livakovic aldığı maçlar çok sağlam alır ya. Abi şu neyse karışmayacağım ya. Şu an yeteri kadar para veremiyoruz antrenörlere. Şu an hiç bakmayacağım abi. Daha sonra bakarım. Kafasına göre alsın. Görüşmeyi terk edelim. Yani şu kaleci antrenörünü alalım abi. Türk yerli. Konuşan antrenörü de mi yok abi? Yani çok bariz şeyler yok ama. Mecbur bakacağız. Kulüp çalışanlara. Hiçbir şey yok abi kulüpte. Bu nasıl kulüp abi? Yok bakmayacağım ya. Canım sıkıldı iyice. İlk maça gidiyoruz abi. İki takım talimatlarını uygula diyelim. Kasımpaşa stadındaymış maç. Ne yapacağız bilmiyorum. Zalai'yi sol bek mi oynasak acaba? Temkinli oyna demiş. Abi ne temkinli oynaması? Bizi Fenerbahçe'yiz gözünü seveyim ya. Tam takım alışık değil daha oynamaya da. Alışır inşallah ya. Bunlar olacak işler. Zalai neredesin kral? Zalai. Zalai sakat mı? Yok burada. Tamam buldum. Almadığımız adam var mı? Şu an yok gibi. Tamam. Bunların hepsini alıyoruz herhalde değil mi? Sıkıntı olmuyor. Sonra kansız kalmayalım. Ha bak Kaan Ayhan'ı göremiyorum şu an burada. Vallahi yok. Buradan
Kimi çıkartabilir? Belki hiç çıkartabilir şu an için. Şimdi alalım şöyle. İnşallah hepsi gelir abi. Sıkıntı olmadan. Hasta hem de oy adamının kitabı yazılsa kapak fotosu olurdun kardeşim adam. Estağfurullah reis. Ali abi gide gizliden gizliye Fenerli de naz yapıyor. Yani şimdi Fener'de Ozan var, İrfan var. Altay var falan. Birazcık Fenerli damarım basıyor yani. Yalan yok. Abi şunu kapatalım. Böyle bir şey yapmayacağız. Koşuğuna pas demeyelim. Tam dikey dedik ama şu an için gerek yok. Taktiğimize bir alışalım abi. Olmadı birazcık daha yavaş kısa pasla oynatacağım. Tempoyu düşük oynatacağım olmadı. Ama ilk baş alıştırmak için böyle oynayacağız abi. Strandlarsen'le mi çıkalım forvette yoksa Valencia'yla mı çıkalım? Valencia iyileşti nasıl olsa. Şimdilik. Sangare'yi acil yollayıp daha iyi adam alman lazım. Çok zevk oldu. Kral param kalmadı ya. Bir tane para bulursam da forvete basacağım yani parayı. Yani sempatim var yalan yok. Galatasaraylıyım ama sempatimiz var. Jeffrey bunu mu kim ya? Şimdi. Evet. Konuşalım abi takımla. Taktikler. Rakip. Tam merkeze sert gir demiş kral. Sıkıntı yok. Umut Bozok bu arada nasıl yapmışlar ya bu oyunda? Fena değilmiş. Abi biz sağ ve sol beke de sert gireceğiz. Öyle bir adamız. Tamam. Hadi bismillah. Önce hocam Fenerbahçe forma çekilişi gelir mi? Gelmez. Şu an gelmez. Bismillah. Hücum ağırlıklı oynuyoruz ama inşallah fark yemeyiz yani. Daha ilk maçlar takım alışık değil oynamaya. Bakalım. Kaleci de Harun Tekinmiş abi. Salahi. Asil Fancan. Klozek. İrfan. Larsen. İrfan müthiş gördü Hacı. Hacı. Yanis Hacı. Klozek. Ah. Klozek mikrofonu düşüttürüyordu bana. Etkili başladık. Klozek. Bir ara top. Larsen indirdi. Ozan. Hacı atar. Hacı. Yani sadece. Görüyor musunuz değil mi? İyen Seci abi nasıl top oynuyor kral. Adamın dibi. Tarkan kim abi? Klozek efsanemiz olacak. Kulüp efsanemiz olacak. İyen Seci. Allah'ın izniyle. Topu alamadık şimdi. Almamız lazım artık. Abi kafa topu indirtmeyin adamlara gözünü seveyim. Kısa pas oyna. Altaycığım kısa pas istiyoruz. Aynen. Kim? Ozan. Bir uzun top. Klozek. İlk maçında Fenerbahçe etkili başladı. İrfan Can araya gördü. Klozek. Aman Allah'ım. Offside verme. Offside verme adam değilsin derim. Adam değilsin derim. Allah yok hocam. Arkadan koştu direkten sonra. Ya adam değilsin sen. Ya neye offside verdiler gördünüz kral ya. Ya mis gibi böyle offside verdi herif. Bu arada çok etkili başladık ya ama ikinci yarıya birazcık sıkıntı yaşamayız inşallah diye düşünüyorum. Çünkü sanki yaşayacağız gibi geliyor. Aman aman aman. Alta ilk şut yeme abi. İlk şut yeme gözünü seveyim. Bu arada Galatasaraylı bardan da içiyorum. İvan bebek misin kardeşim? Ay Samuel. Hocam buna da offside vermezsin be adam. Heh, geçerli saydı. Vallahi her pozisyonumuzda vara gidiyor. Her golümüzde vara gidecekse biz oynamayalım bu oyunu. Bas orada bas. Bas orada. Bas orada. Top yaptırmamamız lazım abi. Fenerbahçe'yiz biz ya. Amacımız Türk olmayan takımları yenmek ya. Gerçi Kasımpaşa bu da. Aman aman Altay. Uzun seviyor. Hücum futbolu oynattığımız için bu arada çok pozisyonla buluyoruz, pozisyonla buluyoruz. Hocam sen iyi misin yoksa Fener ayrı bir güzel mi oynuyor ayırt edemedin demiş. Ben FM iyi oynarım kral şimdi. Satranç gibi değil yani. Ve mağlubiyet alabiliriz bunlar ilk maçlar olduğu için. Problem değil. Ama şampiyon olacağız bu sene Allah'ın izniyle. Ali Koç başkanını mahcup etmeyeceğiz. Ay, İrfan ortalara golü yazarız. Ah. Hacim. Abi bu arada ortaları niye hacı açmıyor ya? Bir dakika.
Abi çok mütevazısın demiş. Yok estağfurullah kral. Fenerbahçe'de mütevazı değilim zaten. Belli oluyordur. Duran top kullanıcılara. Abi hacı yapmamışız ya. Abi duran topu hacı kullanacak gözünü seveyim ya. Bunu unutturmayın abi maçtan sonra. Ayarlayalım çünkü maç içerisinde ayarladığımız maçta kalıyorsa. O maçlık oluyor sadece. Bak o yüzden kaç tane korner golü kaçırdık belki. Yani hacının kullanması lazım abi. Başka adam yaramaz bize. İrfan Can falan çer çöp bu konuda. Evet. Şimdi adamlara memnun değilim desek ayıp olur. Araya bol bol isabet 3 ettik. Beni mutlu ettiniz gençler. Yalan yok. Mutluyum. İnceleye başlayalım bakalım. Yolla neden var mı? Osayi Samuel biraz yorulmuş kral ama iyi oynuyor. Çıkarmak istemiyorum şu an. Larsen de birazcık kötü oynuyor şu anda. Ama genç çocuk da düzelir inşallah. Diogo Rossi'yi hiç denemedik. Kiralık adamları ben oynatmayı pek sevmiyorum abi. Benim olmayan topçuyu ben oynatarak geliştirmenin bir anlamı yok yani. Bu benim şiarımdır. Valencia oynatalım bakalım gitmeden. Şey yapacak mı? Adamı bıktırdık artık satılacak. Satılmak istiyor artık. Valencia'da girdi gol olmadı daha. Derken of hacim görüyor musun? Nasıl asist yapıyordu kime? Eyvah. Tamam. Blojek yorulmuş. Al Ferdi'yi. İrfan Can da sıkıntı. Bir de Osayi Samuel de sıkıntı. 80'de iki tane daha değiştirelim abi. 80'de iki adam daha değiştirip galibiyetle başlayalım abi. Aman yemeyelim abi yemeyelim. Çok güzel. Ferdi, İrfan, Valencia, Hacı, Hacı, Osayi Samuel, Hacı, Samuel. Bir daha Hacı'ya. Crespo, Ozan, İrfan Can. Arayı gördü Zalai. Zalai müthiş orada Hacı. Abi Giannis oynuyor bu topu. Giannis oynuyor. 100 milyona satacağım oğlum seni. Seni 100 milyondan aşağı satarsam yüzüme tükürsünler. Aman aman. Abi yemeyelim. Uf Altay'ı görüyor musun Altay'ı? Altay'ı görüyorum. Kaleci işte bu. Muslera senin şeyini yesin oğlum. Ay adam değiştirmeyi unuttuk heyecandan. Samuel'i Burak Kapacı alalım hadi. Sangare'yi almayalım da Burak Kapacak girsin şimdi. İrfan Can yerine neredesin Mert Yan? Arda'yı alalım ya Mert. Evet. Yorulmuş o da kral. Kim Minjay? Tamam gel abi. Tamam böyle olsun değişikliklerimiz. Hedefimde tabi makine veya bilgisayar mühendisi var. Hayırlısı demiş kral. İnşallah Mayraş olacak ya Allah'ın izniyle. Akıllı adamsın abi. Orada galibiyetle başlıyoruz ligi abi. Tebrik ederim. Burada Arda'yı bir övelim. Daha yeni antrenman puanı varmış. O yüzden övüyorum Arda'yı. Arda'yı da oynatacağız bu arada. Altay'a birazcık şey yapalım. Antrenmanı kötüymüş. Gelişimden Altay'a burada şey vermeyi unutmuşuz. Kaleci refleks ekipmanı verelim abi. İki kat yoğunluk olsun. Arda'ya da gelişimde pas diyelim abi. İki kat yoğunluk. Pas ekipmanı verelim. Önemli. Sonra da şut ekipmanı vereceğim kendisine. Tekniğini falan geliştirsin, pası gelişsin. Önemli şeyler bunlar abi. Unutmayın. Evet, Hacı Fenerbahçe'yi zirveye taşıyor. Abi şu manşeti isim biçip bir yere yapıştırmak lazım. Hacı Fenerbahçe'yi zirveye taşıyor. Müthiş oynadı aslanım benim ya. Övelim performansını yani. Aslan parçam. Evet, devam edelim abi hemen. Osayi'yi satacağız. Sonra forvet alacağız. Bu ne? Osayi nereden çıktı? Valencia'yı satacağız. Forvet alacağız. Yanlış söyledim. Valencia'yı burada ekledik şu anda. Ekledi değildi şu an normalde. Çağatay Kurt'u boş ver onu. Ekleyeceğimiz başka adam yok herhalde. Tamam. Şu an için yok. Bunu geçersek bir tane daha ekleriz abi. Forvet'e ekleriz. Takımı eleyelim ama yani. Arda Güler Fenerbahçe tarihinin en genç oyuncusu oldu. Olacak. Daha da iyi olacak inşallah. Lige lider başlamamız iyi oldu abi. Bu arada Kral Arda sohbetteysen dinliyorsan bizi söyleyeyim. Şu da çok önemli abi. Mesela bir takım kurdun. Takım bozup tekrar oyuncu alırsan çok fazla bir şekilde
sefer takım arasındaki koordinasyonu bozuyor ve alışana kadar bir dönem geçiyor yani, bilgin olsun. O yüzden mağlubiyet alabiliyorsun yani bir dönem boyunca. Takım oturmuyor. O çok fazla oyuncu değiştirince, ama ben zaten herkesi satıp tekrardan herkesi aldığım için, bunu bir kere de yapacağım için şu an için sıkıntı yaşamam diye düşünüyorum. Ertan benimle yaşıt neredeyse ya. Kendi yaşımda küfür. Evet. Anneli Ahmet Oz hiç gözlemi tamamlanmış abi. Alacağız bu adamı da. İnşallah kaçırmazsak. Ahmet Oz hiç bizi şampiyon yapar Allah'ın izniyle. Kafa golü de atar kral. Güle güle Murat. Allah'a emanetsin kardeşim benim. Ha bu bize gelen, pardon, kaleci antrenörü herhalde. Adamı direkt gönderdik. Murat'ı almak isterdim ama çok para gidiyordu ya. Kulübü şeyini yatıracaktık Murat'a. O yüzden alamadım. Yerlerinde raporları gelmiş abi. Cornelius gol atmış ya, yam yam. Yanis Hacı da attı. Haftanın gollerinden. Henike de attı. 3 tane adamımız almışlar haftanın takımına abi. Jorge Felix bu Antalya'daki mi? Sivas'taki. Doğru, Sivas'ta vardı. Bamba kimle? Duba Bamba. Altay'dı. Gifer kimde? O da Altay'da. Kaleci Gifer. Değişik bir kaleciymiş. Kötüymüş ama özellikle. Andrea Carboni. O da 4 yıldız potansiyel vermişler abi. Stoper. Evet, UEFA maçımız geliyor. Valencia'da gitti. 3,7 milyon euro geldi. Allah'ım çok şükür. Altay endişelenmeye başlıyor. Niye? Yeni sözleşme mi? Ulan daha bir maç oynadık ligde. Allah'tan kork ya. Hacım bir konuş aslanım. Çözüm bulamamış. Allah seni bildiği gibi yapsın hacı. Altay hayırdır kardeşim? Kafanı kurcalayan bir şey mi var? Heh, aferin. Hayırdır demem yetti Altay'a ya Allah'ın izniyle. Valencia gitti abi. Bir tane forvet lazım takıma. Bir mali duruma bakalım. 4,4 milyon euro bütçemiz var. Transfer bütçemiz. Sözleşme olarak hiç sıkıntımız yok zaten. Şimdi bir ses koyu deneyelim abi daha. Belki gelmek ister falan. Düşürürsek müthiş olur. Oyuncu satılırsa tamam, şu an bu paraya geliyor. Luka'ya da bir daha deneyelim abi. Alırsak bu da çok iyi olur. Lorenzo Luka. Kral, vallahi gelirsen çok seviniriz be. İlgilendiğini de açıklayalım. Vallahi çok da ucuza geliyor. Sesko'yla da bir, bu arada ilgilendiğimizi bir daha bir açıklayalım da. Bir şey yapalım basında. Adamı istediğimiz falan. Gerçi ilgilendiğimizi zaten açıklamışız ya. Önceden. O yüzden sıkıntı var. Tamam, gözler Luke, Fenerbahçe'nin ilgisi Luka üzerinde. Çok güzel. Belki gelmesine vesile olur be. İnşallah. Olmadı başkalarına kaçacağım yoksa. Esko gelmeyi istemiyor şu anda. Tüh. Luka da istemiyor. Ya yapmayın oğlum lan. Abi bir tane forvet alacağız. Oyuncu arama. Forvet. Kim alabiliriz diye bakıyorum da şöyle. Bir alama durumunu boş ver. Listede olmayan diyelim. En yukarıdan başlayalım şöyle bir. Bu Mofi'yi hatırlıyorum bu arada. Fena bir adam değil ama. 22 yaşında ve Nijeryalı olması kötü. Büyük maçlarda oynuyor yoksa bir sıkıntımız yok. İstikrarlı da ama Solanke'yi istemem abi buradan. Böyle bakalım. Gökdeniz Bayraktar yok abi. C vermiş hem de 1,81 boyunda. Ben biraz daha uzun boylu oyuncu istiyorum boyunda. Gerçi güncellemeyle belki uzun boyluların gol atmasını engellemişlerdir ama. Habib Gueye. Abi bizi gözünü seveyim. Yabancı adamlara şey yapmayalım ya. Güney Afrikalı adam istemiyorum abi. Avrupa pasaportu olsun ki daha iyi fiyata satabileyim istiyorum ben. Jaja. Gerçi Brezilya'nın pasaportu olmasa da olur. Brezilya zaten kendi kendine bir pasaport abi. Topçu için. Burada bizim aramayı düzenle abi. İlla bitiricilik etletecekler bana. Böyle bulamayacağım. Direkt şeye bakacağım. Şöyle yapalım. İmkan olsa Vlahovic isterdim ama Vlahovic zaten transfer olmuştur burada. Düşündüm ama aklımda çıkmadı demiş. Üniversite işini konuşuyormuş Ertanlar. Joaquin Devin Nispet. Nispet kim abi? Gözünü seveyim. Matias Zaragoza. Şöyle yapalım abi. Bir dakika. Önce bir Brezilya'dan bakalım.
Brezilya milli takım az kadro. Forvet alabileceğimiz adam var mı şöyle? Bunların hepsi 100 milyondan başlıyor. U20'ye bakın. Rodrigo Muniz. Fulham'da 23 milyon euro değeri var. Geç alamayız. 18 yaşında. Brezilyalı Marcos Leonardo. 1.69 boy ne abi? Forvet'te döverler bu çocuğu. Thales Magno var. 12-18. Ama Magno'yu ben kanat oynatırım alırsam ya. Çok değerli bir adam. Ama kanat oynatırım. Peglov. Yok abi bu da olmaz. Brezilyalı alamayacağız görünüşe göre. U19'una bakalım şöyle. Savio'yu ben çok para veriyorum da çok sonra sövüyorum ya. Çok kötü bir maç. Bu ne oğlum? 200 bin euro. Juan Santos. Gözlenmesinler ama bunu da almayız muhtemelen abi. Abi Sırbistan milli takımına bakalım ya. Sırba kaçacağız diyorum. Az kadro. Vlahovic almışlar abi. Abi değeri 100 milyon euro olmuş ya. Juventus aldıktan sonra. Henry Mozzale'yi hatırladım demiş. Kral forvet mi o? Jovic var Real Madrid'de. Onu alamayız zaten. Zivkovic bu kanattı. Duric şöyle. U21'de kimler var? Lazetic var. 17 yaşında abi. Uf 1.92. Özellikleri hiç fena değil abi. Bayiç var. Tedic. Abi 1.91 boyundaki forvetlere mahvoluyorum böyle içim gidiyor. Tam forvet boyu abi. 1.91. Benim için forvet boyu denilince akla 1.91 geliyor. Bunları alamayız muhtemelen. Nereye bakalım? Aramalarda çıkmadığı için ben bu arada milli takımlardan bakıyorum. Büyük takımlara gidelim abi. İspanya diyelim bakalım. Olabileceğim bir topçu var mı? Ya da Red Bull'da falan vardır belki ya. Şöyle Salzburg diyelim. Salzburg'da diğer forvete bakalım. CSKO'yu alamıyoruz ama şey ADM'i gelir mi? ADM'in gerçi değeri de fazladır ama. Kral kimden bahsediyorsunuz siz ya? Gelibolu'da RIP olmuş diyor. Henry Mozzali. Ve Telekom'a katkısı olan biri değil mi? Bu kimyager mi bu zat? Gençler. Bir Kerim Adeyemin şeyi de görüşelim. Temsilci detayları da görüşelim. Bana gelmek ister mi? Transfer etmeyi çok sevdiğiniz belirtiniz. Teşekkür ederim hocam. Oyuncu kulübüne transfer olma konusunda kafasında bazı soru işaretleri var ama yine de şartlarınızdan bazılarını size sunalım. Vallahi gelmek istermiş ya. Çok şey değil yani. Kötü değil. 1 milyon diyelim. Ne isteyeceğini bir görelim şunu. Bunu alamayız. Geç. Juventus'a transfer olan Brezilyalı bir çocuk vardı abi. Ona bakmak istiyorum. Buradan böyle bakamayacağız herhalde. İtalya yazalım öyle bakalım. Juventus'un adı farklıydı çünkü. Allah ne yapmasın yazamadım da. İtalya. Neredesin Zebre? Heh. Zebre'de Caio Jorge. Buldum elemanı. 7 hafta yokmuş abi. Bunu alsak biz Ocak ayına yetişir. 27 yaşında ölmüş Gelibolu'da. Vay 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 vay. Kaya Jorge. Yok bunu alamayız. Telekomcu muymuş adam? Yok artık. Serie A. Fiorentina kimi kapmıştı? Cabral'ı kapmıştı abi. Bunu da ben istiyordum normalde. İkon var. Canut'un ikonu da almış abi. Fiorentina'ya bak. Şeyin parası. Vlahovic'in parasını gömmüşler. Cabral'la ikona. Bilmiyordum aldığını. Yani Serie A'da 5. sıraya geçmiş abi. Çok doğru transfer politikası yapıyorlar ya. Bologna'da kim var forvette? Arnavutovic var. Sansone var. Bunları alamayız. Premier Lig'e bir bakalım abi. İngiltere'ye. Forvet lazım abi bize. Southampton'daki forvetler kimdi abi? Yok bunları istemem abi. Premier Lig. Brentford'da kim var? Wolves'ta kim var? Abi herhalde şeyi kiralayacağız ya da çocuğu ya da almaya çalışacağız Fabio Silva'yı. Bunu alamayız da kiralarız ya. Bak, kiralık veriyorlar. İdareten kiralayalım abi. Sonra alabilirsek alırız doğru düzgün bir forvet. Çocuğu geliştireceğiz en kötü.
Silva kiralık teklifini kabul etmişler. Normalde kiralık topçu almam da işte alıyoruz. Arda Güler zaten kadememize gerek yok. Oynayacak zaten. Tamam. Tamam böyle. Gidelim abi maça. UEFA maçına çıkıyoruz. Fenerbahçe Jablonak. Eleme herhalde bu arada. Lozan transferi. Lozan öyle ilgilenen kim abi? Ben ilgilenmiyorum. Açık söyleyeyim. Şaka gibi ya. Biraz oyuncuları dinlendireyim istiyorum. Bazı oyuncuları. Özellikle Fernandes oynatmak istiyorum. Zalai yerine. Başka şöyle çok yorulan var mı? Görmüyorum. Zalai de bu arada yorgun değildi. Biz hani yorgun gibi şey yaptık. Burak Kapacı çıkartalım. Onu ligde değerlendiririz. Burada diğer adam kim? Böyle alalım o zaman. Belki şöyle alalım. Tamam. Çağatay'ı da böyle alalım. Çağatay kayıtlı değilmiş. Tamam çıkartalım o zaman. İlk yedisi mi bu arada UEFA'da oluyordu? Herhalde öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Forvetler sen yine oynasın genç çocuk. İrfan Can, Blozek, Crespo. Tamam. Crespo'na belki Sangare'yi deneyebilirim ya. Crespo nereden çıktı? Osayi Samuel yerine belki Sangare'yi oynatabilirim. Birazcık şey olsun. Bekler bir de Ferdi'yi oynatmak istiyorum Blozek yerine de. Böyle çıkalım bu maça bence. Evet. Favori olmanızın bir sebebi var gençler. Nişanlı Fenerbahçe'nin. Asistanı gönder. Abi yine duran topları ayarlamadım. Deli olacağım ya. Hep maç öncesi aklıma geliyor abi. Duran top kullanıcıları. Hacım neredesin aslanım? Yani saçı gel abi şuraya da gel. Buraya da gel abi. Tamam. Aman gençler. Tehlikeli konularda konuşuyorsunuz. Bu arada Hacı'nın asistiyle Kim Min-jae gol attı. Bak duran topu ayarladım. İlk korner gol oldu. Golle başladık. Yani sadece bu. Yanadere'i çok seviyorum. Prusya döneminden beri. Abi tarih konuşuluyor. Abi Çetin müthiş. Verdi. Fernandez. Fernandez de mesela oturup isterim şu takım. 18 yaşında daha genç çocuk. Ömer Agiç, Fernandez, İrfan Can. Verdi Kadıoğlu. İyi orta. Hacı. Hacı kafa vurdu bu arada. Aynen Maynaş. Dikkat et. Ben de o konuya hakimim. O yüzden dikkat edin dedim. Mijel. Ozan Tufan. Hadi Ozan Sangare. Larsen. Abi Larsen'e de attırdık. Tamam. Forvet'e. Offside deme hocam. Çocuğun gol sevinci yaşaması lazım. Onandı. Çok güzel. Gol onandı abi. İyi oldu. Bu arada bayağı gol atacağız herhalde. Abi Hacı'ya bakar mısın? Ne top oynuyor ya. Daha çok kelimeden yakalıyorlar. Hani dilden değil de kelimeden yakalıyorlar Ertancığım. Ferdi İrfan Can. Ferdi de bu arada top oynuyor. Ferdi'yi de bayağı kullanacağız. Larsen bir tane daha attı abi. Çok iyi. Abi bu Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapamıyorlar ya? Fenerbahçe'yi. Nasıl top oynamıyor bu takım? Yani abi ciddi bir hoca getirmezsen olmaz yani. Bak biz bu UEFA'da ligde gideceğiz yani bu sene. İki kanatla gideceğiz. Bu arada sol kanat acayip kullandık bu maçı. Aman tam sol kanat dedim. Sol kanattan atak yiyip gol yiyeceğiz şimdi. Çok güzel gençler. Memnunum performansınızdan. Devam edin. Devam ki. Bu da ayarlarda TV demeyelim de yönetmen mi desek ya? Yok yönetmen değil ya. TV dememiz lazım abi. Geçen bir soru. Bu mu? Ya da yönetmen bakalım. Bu tekrar kamerası. Allah ne yapmasın ya. TV bunu yönetmen buradan TV almamız lazım. Lan diyorum ne yapıyorum? Şu açı olması lazım. Bak şimdi Hacı nasıl yazıyor frikikten gençler. Oh direkt. Abi at artık Hacı.
Dikitten. Ne kaçırdım. Üçüncü frikik. Abi Hacı neler yapıyorsun ya. Üç frikik kullandı. Üçü de gollük pozisyon. Şikayet edenler de oluyor bu arada. Sevgili Ertan. Tabii şikayet edenler direkt oluyor. Ben de yakalamıştım daha önceden, görmüştüm Ertan gibi. Bir de millet dalgasına şikayet ediyor yani, hani sırf ban yesin veya şey değil, dalgasına şikayet ediyor ama hakikaten ban yiyor yani. Gerçek anlamda. Abi çok rahat atlayacağız bu turu. 4-0 oldu. Yorulan eden varsa lige hazırlık yapalım. Esma mesela yorulmuş. Mert. Mert orayı değil de Mert o... bir dakika. Ben Aynel Crespo oyunu alalım. Normalde onu hayatta oynatmam. Şimdilik aldım. Arda Güler'i Hacı'nın yerine alalım abi. Arda kardeşim pozisyon öğrensin. Ya da bir dakika, İrfan Can da yorulmuş zaten. Tamam böyle olsun. Burak Kapacağı da alalım hadi. Kullanmak için. Kim Minje yorulmuş abi. Onu da çıkartabiliyoruz mu? Yeteri kadar şeyimiz var mı? Değişiklik hakkımız varmış. Kimi de çıkartalım abi. Nasıl olsa suratladık yani. Mert Hakan'ı da alalım hatta. Ozan Tufan yerine. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor Ertan. Ve Maynaş aynen bazı ifadeleri kullanırken dolaylı söyle kral. Ban yememek için Twitch'ten. Çok hassaslar bu, özellikle bu konularda. Arda. Ömer Agiç. Kaan Ayhan. Larsen. Mert Hakan. Abi Mert Hakan gol atıyordu ya. Bilmiyorum. O kadar yakalarlar mı? Abi hayırlısıyla aldık Fenerbahçemizle. Asistanı gönder ya, bizi uğraştırmayın. Çok güzel. Ezici bir galibiyet çıkardık abi. Abi bu arada ne? Berisha sakatlanmış kirada. 4 ay yok, yandık. Yazıklar olsun. Ne yaptınız adamla? Daha yeni kiraladık adamı. Direkt 4 ay sakatlanmış. AZ Alkmaar maçında. Ben bu adamı nasıl satayım şimdi? Fernandez iyi oynamış. Dikkat çekici performans güzel. Fernandez'e hemen abi çabukluk performansı verelim. Bir sol bekin, sağ bekin çabuk olması lazım. Oyuncu uzacağım. Herhangi bir zaman ışınlanma hakkın olsa hangi zaman dilimine giderdin? Net Fatih Sultan Mehmet dönemi Osmanlısına. Çok net. Peygamber zamanında mı kafayı atarım monitöre demiş. Aslında onu da isterdim de daha çok abi Fatih Sultan Mehmet dönemi Osmanlısına gitmek isterdim. Fatih Sultan Mehmet gibi bir padişahın ne kadar devrimci ve bilimsel yanı olduğunu görmek isterdim. O zamanın şartına göre. Bir de öncesini sonrasını görmek isterdim. Hani öncesi ve sonrası derler ya. Öncesi ve sonrasını görmek isterdim. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han ilk tahta çıkartıldığında biliyorsunuz. Hani çocuk deniyor vesaire deniyor. Tahttan indiriliyor. Ve babasına mektup yazdırılarak vezir tarafından, Çavdarlı Paşa tarafından herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Mektup yazdırılarak eğer ben padişahsam taht senindir gibisinden bir mektupla tekrardan babasını vazifeye çağırtırıyorlar ve sonra tekrardan tahta geçiyor ve artık şöyle bir yayın var. Bu arada Tolgacığım hoş geldin. Eylül evet devrimciyim. Sen de hoş geldin. Gece yayını açıyorum. Fenerbahçe kadrosuyla. Neyse. Fatih Sultan Mehmet Han tekrardan tahta geçiyor ve herkesin kafasında tahttan alınmış olarak bu eziklik tarafı bakış açısı var. Vezirlerde, o zamanın Divan-ı Hümayun'unda böyle bir bakış açısı var yani Fatih'e karşı. Bunların hepsini nasıl kırdığını görmek isterdim yani. O bakış açılarını yerle bir nasıl ettiğini. Dönemin papasının Fatih Sultan Mehmet Han hakkındaki ifadelerini dinleyip böyle yakından sonradan nasıl yanılttığını görmek isterdim. Görevden affını istiyor yaş küçük olduğu için. Tabii affını istetiyorlar abi. Direkt istemiyor. O yüzden Çavdarlı'ya karşı çok büyük bir şey yapar Fatih Sultan Mehmet Han. Eylül'de Timur'la tanışmak istermiş.
Bu arada Fabio Silva'yı kiraladık. Biraz konu dışı oldu. Karşılayalım ya. Bu genç çocuk ileride yıldız olacak. Bizim kulübümüzden geçmiş derdi. Timur büyük adam, ben de isterim demiş. Timur da büyük adam tabii canım. Favori Türk önderim demiş. Timur bu arada biraz daha İslami yönü olan Türkler sevmezler. Genel anlamda. Bu hani yağmalatma mevzusu, Konya falan, Anadolu'yu gelme durumları falan gibisinden sevmezler. Bir de Yıldırım Beyazıt Lahan'la savaşı da var ya. Hatırladığım kadarıyla, yanlış olmazsa. İnşallah yanlış hatırlamıyorum. Fabio Silva yok abi, gerek yok ya. Ben hocam 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'nın Rusya'ya destek gönderdiği zamana gitmek isterdim. Nazi Amerika'nın desteğini çıkarttı koordinat. Allah seni bildiği gibi yapsın. Vallahi korkarak okuyorum Maynaş. Patrick. Bu ne lan? Oğlum bu nasıl bir adam? 28 yaşındaymış. Tüh. Abi zihinsele bakar mısın? Bu adam her maç kırmızı kart falan görür. Agresiflik 19, cesaret 19. Şaka gibi. Kral okumuyorum şu anda bu yazdığını. Bu arada diğer emojilerimiz gelmiş mi? Diğerleri onaylanmış mı? Daha onaylanmamış mı? Abi Fabio Silva yeni kiraladık bir oğlum. 7 hafta sakatlandı adam. Ya 7 hafta sakatlandı, Ocak ayına kadar yine forvet yok abi, şaka gibi. Abi biz kimi alacağız forvete? Biz forvete kimi alacağız abi? Mavi Didi yok abi. Var mı forvet öneriniz abi? Yok, bunlar istemiyor ya. Abi Mavi Didi'yi almak istemiyorum. Hem boyu kısa, hem aklı kısa. Gerçi bir artı vermişler. Büyük maçlarda oynamayı seviyor. İstikrarlı bir adam. Yeni emoji gelmemiş mi ya? Allah Allah. Hemen onaylanmıyor herhalde o zaman hocam. Diz sendromunda iltihaplama varmış 5 hafta. Bu nasıl bir sakatlık lan? Lan ilgilendiğimiz adamlar değişik sakatlıklar geçiriyor abi. Aynen, onlarla bir konuşayım kral. Ama muhtemelen onaylanır ya. Öyle düşünüyorum ben. Ya şunlarla idare ederiz herhalde de. Şimdi bu parayı muhtemelen yer bu kulüp. O yüzden o parayı yemeden 4 milyonumu bir tane adam alayım da bari kalsın ya forvete. Onguene. Jerome Onguene. Bu arada çok sağlam bir stoperdir ama. Ay, değeri de düşük. Oğlum bu adam niye değeri düşük bu kadar? Afrikalı diye mi? Kamerunlu diye mi? Pavlichenko etsene de bir şey. Abi tarih yayın oldu valla. Aa, Tiger Tank ben de görmek isterdim ya. Meşhur. Bu arada. Abi AZ'ye bir bakalım ya. Adam vardır. Alınabilecek belki. ST, ST, ST. Durin. Durin yok abi. Carson varmış. Zakarya var. Çok iyi değil ki. O bu minderler falan hala burada. Gerçi zaten buradaydı herhalde. Hollanda Ligi'ne bakalım. Ajax'taki adamları alamayız zaten de. AZ'dekiler de zaten gitmiş. Feyenoord'da kim var abi forvette? Brian Linsen. Abi kimse bize gelmek istemez de biz nasıl adam alacağız? Orkun'un değere bak abi, 22 milyon euro olmuş ya. Yok, Türkiye'den bakmak istemiyorum. Ya göz iyice bakacağım ya. Buradan bakacağım yani. Bir tane geçici bir forvet alacağım ama forvet almam lazım ya. Şu aramayı düzenleyeyim ya. Bitirici olsun da tam 28 yaşına kadar alayım bari şimdi. Alcacer almam ya. Alcacer benim sevmediğim adamlardan bir tanesidir. Abi adam yok piyasada adam.
Bitiricilik 15 nedir ya? Bu Campbell iyi topçu oluyordu galiba. Ama 21 yaşına gelmiş abi. Abi Bayern'deki adamı alacağız herhalde ya. Bayern'in altyapısındaki çocuğu alacağız herhalde. U19'una bir bakalım şunun. Nerede bu Zirkzee? Ya kiradaymış ki. Alamayız bunu. Leva'yı zaten alamayız. Çok çok Motting mi alsak abi? Ya forvet yok abi, şaka gibi. Mokoko'ya bakalım. Mokoko nerede? Mokoko kral. Gelir mi acaba? Değeri 66 milyon euro olmuş. Nereye alıyoruz abi? Mokoko'yu kiralamak yok mu? Bir de Mokoko'yu kiralayalım abi. Niye olmasın? Kiralık teklif vermiyorlar. Yazıklar olsun Dortmund'a. Malen. Malen de alamayız. Stefan. Yes. Yok abi, seni de alamayız. Malen de hayatta alamayız yani, böyle siktin sen alamayız. Öyle söyleyeyim. Bayer Leverkusen'ın forvetlerinde kim var abi? Adli, Alario var. Geç. O topçu yokmuş yani bu Bayer Leverkusen'da. Leipzig'te kim vardı? Yok abi, geç. Abi topçu yok hiç böyle düzgün alabileceğimiz. Wolfsburg'da yok. Kimde vardı burada hatırladım? Bochum'da mı vardı abi? Bochum? Yok abi. Bu arada birazcık şunları küçülteyim şöyle. Yeni kaplamasın. Tamam. Antovic. Yok abi. Bunu da alamayız biz. Genel bakış oyuncular. Bundesliga. Armia Bielefeld de vardı herhalde forvet. Jani Serra. Heh, bu adam. Uzun boylu aslan parçası Alman. 1,93. Bana piyade komutanı saydı. Adria Hanım. Rus tarihinde öne çıkmış. Vay vay vay, kızışıyor ortalık. Abi forvet bulamıyorum ya. Bu arada Armia Bielefeld'in U19'unda vardı galiba forvet. Bir dakika. Bir dakika, şimdi orada dur. Şimdi o çocuk Kornienko muydu? Yok, bu değil daha. Bundesliga geri dön. Union Berlin. Forvet'te kim var abi? 14, 24 yaşında. Taiwo Avoniyi. Bu ne lan? Nijeryalı aslan. Delhi var. Del mi acaba? Nasıl okunuyor? Fırat'ta kim var abi? Wahid Fakir. 18 yaşında Danimarkalı. Danimarka'ya bir girelim ya, bir şöyle bir az kadroya. Jesper Linz. Yok abi, bizim aldığımız Norveç'te bundan daha iyi ya. Great Fight var. Jonas Wind. Ay, Fatih Hocam'ın adamı. Topçusu. Gelmek ister mi acaba? Abi çok isteriz ya biz. 1,90'da boyu var. Tam forvet abi işte bu. Alabiliyorsak bunu alalım. 2,5 peşin. Taksit 5 milyon euro, taksit verelim abi. Şöyle bir 5 milyon verelim abi gönülden. Taksitle. 50 maç, 50'lik maçın adı çıkarsak 5 milyon daha verelim hocam. Sen bize ver bunu. Sevgili Wolfsburg. Onu satılırsa da onu satıştan pay vermeyelim. 6 yaptı, 1,5 yaptı. Ulan çok iyi. Tamam, bunu 500 bin yapalım ama kral. Öyle anlaşalım, gel sen de. Vallahi verdi. Ama Jonas Wild bize gelmek isteyecek mi bakalım. Biz soralım, temsilciliği detayları görüşelim. Valla çok istiyoruz. İstemediğini belirtti. Yapma be kral. Üzdün şu anda, vallahi üzdün. Ya of. Abi istediğimiz adamlar bize gelmek istemiyor. Ne yapacağız biz böyle? Bu forvetlerle idare edeceğiz. Daha başka türlü
Adam alamayacağız herhalde. Gelmiyor kimse. Bir şeye bakayım abi. Bir dakika. Hemen. Yani bana bunu yaptırdığınız yazıklar olsun. Şey demiyorum. FM22 Wonderkid yazdım yani. Forvet'e. Abi hiçbir topçu gelmek istemiyor bana. Gabriel Vidovic varmış. Gabriel Vidovic. Bayern U19'da. Abi 35 milyon euro değeri. Ben bunu nasıl alayım? Gözünün yağını seveyim. Terim ADM'yi de alamıyor zaten. Neydi Ruslar mı alır, Almanlar mı? Bana detaylı olarak söylerseniz tarihimi söyleyeyim, tahminimi söyleyeyim sizlere. Piccoli var ya, Piccoli kardeşim. Şu anki Almanya ordusunun ben kendisi değil zaten. Kendi ordusu değil zaten. Bu arada Piccoli alabiliriz ama Atalanta'da kiralık bir şey. Onu da alamayız. Günümüze mi dönüyoruz yoksa geçmişteki savaşlardan mı bahsediyoruz? Dostlarım, ona göre bir şey söyleyeceğim. Pietri Pellegri var. O da kiralıdır kesin abi. Bu arada. Ne alabiliriz abi? Bir tane forvet almam lazım ya. Forvetsiz şu anda. Her türlü Rus alır demiş. Geçmiş günümüz fark etmez ya da gelecek. Bence birazcık Rus hayranlığım var ama. Eylül. Ama tabii şu an Almanya'nın ordusu yok. Eğer 2. Dünya Savaşı'ndaki şöyle söyleyeyim. 2. Dünya Savaşı'nda yenilmemiş olan Alman ordusu olsaydı ve başka cephelerde savaşmasaydı Almanya alır derdim. Ama günümüzde Rusya alır. Çok rahat. Diyorum. Miran Badu var. Bunu alamayız. Fofana var. Fofana Kral var. Piccoli şu anda zaten kirada olduğu için onu alamıyoruz abi. Abi Forvet Fofana nerede? Abi nasıl yazılıyor Fofana? Gözünün yağını seveyim. Nerede Fofana? Fode Fofana. Fode. PSV'de 18 yaşında. Gelmek ister mi acaba kral? Günümüzdeki Ruslar sence dünyayı ele geçirebilir mi demiş Maynaş. Zannetmiyorum. Ama Çin'i zannedebilirim kral. Temsilciyle detayları görüşelim. Ne dersiniz? Abi kimse niyetli değil Fenerbahçe'mize gelmeye. Ali Koç başkanım ne yaptın bu kulübe ya? Abi chat'im karışmış yalnız ha. Rusya-Almanya savaşına dönmüş chat. İnanılmaz şu anda. Chat'te konuşulanlar. Altay maçımız gelmiş bizim de. Ferdi mi oynasak? Lozi mi oynasak? Bilemedim. Ferdi oynasın mı? Ferdi daha deminki maçta oynadı. Biraz dinlendirelim abi. Lozi'yi oynatalım bakalım. Ama Ferdi'nin satılma şeyi de var abi. Bilmiyorum nasıl olacak. İkinci yer alırız abi olmadı oyunu. Böyle ana kadro öyle mi çıksak? Zalai'yi de alalım abi. Ya da Fernandez'e bir kalsın abi. Fernandez'e bir çıkalım da sonra Zalai'yi düşünürüz. Abi chat'te çok gülüyorum şu anda chat'te konuşanlara. Bismillah diyelim abi. Abi yine ayarlamadık ya. Başlayacağım. Tüh. Abi unutturmayın bana Hacı'ya duran topları vereceğiz ya. Bu kaçıncı oldu? O almayı unuttum sürekli. Sürekli maç başlarında verip duruyorum. Bu arada Hacı yine 7 oynuyor abi. Müthiş oynuyor. Aslanım yiğidim. Romanya'dan alınacak tek adam Ianis Hacı'dır abi. Biz Romanlardan çektik çıkıldı adam Moruk'tan. Gerçi Moruk'tan hala ümitliyim de Galatasaray'da. Aman abi gol yiyorduk ha. Altay fena başlamamış böyle kendisi aslında. Ay, deplasmanda. Hacı oynuyor bizde. İrfan oynamıyor. Fernandez leş başlamış ya.
Lozek. Lan bu Lozek'i Fenerbahçe forması altında görmek de ne bileyim. Poco sarı kartı varmış ya. Kırmızı yediriz ona bu maç. Larsen'e doğru. Larsen. Sangare. İrfan Can. Ah be oğlum. İbrahim. Rodriguez. Bu Rodriguez hangi Rodriguez ya? Bu bizi dağıtan, Galatasaray'ı dağıtan Rodriguez herhalde. Fernandes. Ömer Ağaç. Ozan. Man. Çok güzel. Larsen. At abi. Yıldız ol. Adamsın abi. Tam forvete ihtiyacımız yok ya. Larsen atacak adamız. Nazım Sangare bu arada iyi oynuyor ama bayağı düşmüş kondisyonu. Bunu da çıkartacağız. Bir tane asist yapsın, öyle çıkartayım. Bakalım. Abi 2-0 oldu bile ya. Offsetler mi hocam, canım hocam? Biz bizi şu anda bak. Yazıklar olsun size. Abi her attığımız gol offside verirseniz biz ne yapacağız yani? Sangare bu arada yoruldu abi. Samuel gel abi. Abi Osayi Samuel bu arada bence bek olmamalıydı Fenerbahçe'de ama bek yapıldı yani bir şekilde. Bence çok net bir kanat adamıydı Osayi. Yani yorgun diye bir Nazım Sangare'yi çıkarttım abi. Hacı. Murat Akça karşıladı. İnce, Ozan, Lozek. Bir orta gol getirir abi. Çok kötü orta abi. Abi kontra yemeyelim. Çok güzel. Acı. Larsen vurdu. Oğlum nasıl bir gol bu? Nasıl bir gol bu? Sıfır oldu. Çok güzel. Aferin oğlum. Ben Rus muyum diyor. Evet diyor arkadaşlar. Elinin Rus hayranlığından dolayı. Bak bak bak, şimdi elinin damarını kabarttın Maynaş. Orada gol yedik abi. Bak size cevap verirken gol yedik. Ömer Ağaç hata yaptı herhalde. Kötü oynuyor. Hacı ortalar gole yazarız abi biz. Kim bilecek. Abi kimi gol kralı yapar Hacı bu sene. 3-1 çok güzel. Hacı 8 oynuyor abi. 8'den aşağı oynuyor mu herif ya? Onlara hiç kötü ama çıkartmayacağım. Stoper adamları genellikle çok kötü oynamıyorsa çıkartmıyorum abi. 6-5 çok aşırı kötü değil. Yorulanlar var. Onları Hacı'yı çıkartalım. Ferdi'yi alalım abi. Doğru. Başka? Arda'yı alalım abi. Ozan Ufan yerine İrfan'ı oraya çekelim. Olmadı. Bir dakika ya da Mert Hakan'ı alalım onun yerine de. Güzel. Crespo bu arada yorulmuş. Bir dakika onu geri al. Crespo daha çok yorulmuş. Mert Hakan'ı buraya mı alsam acaba? Bence daha iyi olacak gibi. %95 Türk ne demek kral? Benim Save the City. Bu arada Arda gol atıyordu. Mbappe ve Haaland aldı. Bu nasıl bir para demiş. Yapma be. Bende de Paris Saint-Germain alıyordu. Da yenilmeyecek takım yoktur kral ya. Onu da yeneriz Fenerbahçemizle. Lozek bu arada tükenmiş ya. Yani %5 ne oluyorsun peki? Onu soruyorum aslında. Sormak istediğim oydu. Da. Eylül'cüm. Osi'yi de alalım. Oynatmıyoruz çocuğu da. Genelde. Yorgunlar diye şu an değiştiriyorum. Yani genetik olarak. Tamam, %5'ini soruyorum ben yine de. %5 ne? Ali abi onu bunu bırak. Bıraktım. Onlar da karışmış olabilir mi diyorsun kral? Anladım. Evet. Bıraktım. Sorunu bekliyorum. 3-1 oldu bu arada. Abi ikinci maçı da aldık. Çok rahat şampiyon olacağız herhalde ya. Tamam bekle diyor. Tamam süper diyelim. Arda'yı da bu arada kulübe alıştırıyoruz abi. Çok iyi oldu. Dersen kardeşim de adam. İnşallah. Gollerini atmaya başladı kral. Güzel gidiyoruz abi. Şimdi bir UEFA maçı var. İlk maç çok rahat aldığımız için ikinci maçta rotasyon yapacağım. Herhalde elenmeyiz öyle yaptık diye. Fabio Silva sakat olduğu için
Sakatlık güncelleme. Daha 4 hafta oynayamayacakmış abi. Adamı bir de kiraladık. Kızıyorum. Bu çocuk da çok iyiydi ya bence. Bunu eklemiş miydik takip listesine? Ekledim abi. Takip listesine ekledik de görevlendirmeler tamamlanmamış. Potansiyeli varmış. Bunu da eklerim abi takip listesine. Lovatu'yu da ekleyelim abi. DM22 senin oyunun ya. O artık bizim görüşü hangi ideolojiye ait? Nasıl yani? Tam anlayamadım sorunu. Daha detaylı ve daha açıklayıcı sorarsan kral, sevinirim. Gözlemci önerilere 20 yaşında. Martinez Dupuy. Bu kim lan? Meksikalı. Sevmem abi Meksikalı adam. 1,80'den yüksek boyu yok adamların. O artık bizim görüşü derken nasıl yani anlayamadım abi. Neyle alakalı olduğunu anlayamadım. Kusura bakma ya. Oyuna dalmış olabilirim kral. 30 yaşındaki adamı bana önermeyin abi. Böyle yaş sınırı koyalım. Sen Marquez var ama bunu bize vermezler. Kanseri yüksek olup 18 yaşında 19 yaşında Papetti var. He. Pardon. Pardon. Abi artık sen Fenerlisin diye. Normalde Galatasaraylıyım ya. O anlamda söylemiş. Ya Fenerbahçe'ye sempatimiz vardı tabii. Şimdi yalan olmasın. Zengin başkanla çalışmak isterdim ya. Yani. Papetti'yi belki sene alacağız abi. Şu an gelmiyor da. Transferlerimiz arasında Ahmet Osu işte Papetti var. Stoperde. Topu falan almayız abi. Biz tamam devam edelim ya. O seçim bilmem ne geç abi. Gelsin Avrupa playoff'u ikinci ayak. Fenerbahçe'yi de tutmazsın ya diyor. Aldı kıskanma diyor manyak. Galatasaraylıyız ama Galatasaray'ı nasıl göstereyim? Şöyle gözüküyor herhalde. Şöyle gözüküyor mu? Ama şu an nişanlı Fenerbahçe'mizi hayırlısıyla şampiyon yapacağız. Mafya tarafından yönetilen adı sürekli şike iddiasına karışan bir kulüp diyor. Kıskanma Eylül. Senin Fenerbahçe yok, Fenerbahçen yok diye. İyi yayınlar demiş Gervin. Hoş geldin kral. Marco Lazetic'i keşke alabilsek ya. Gelmez bize ya şu anda. Şu an alamayız. Evet. Rotasyon yapacağım. Bu arada Arda'cığım rotasyon yapmak çok önemli. Yani o şikayet alanı falan burada konuşmanın anlamı yok ya. Bence hiçbir birbirimizi kırmayalım. Gerek yok gençler. Demir 22 sarmaz mı ya? Gençler kırmayın birbirinizi hiç gerek yok. Tartışmayın yani bu konuda. Birisi o diye onu inanıyor, birisi buna inanıyor yani. Bunu şey yapamazsınız yani. Değiştiremezsiniz abi insanın bu tarz düşüncesini. Her takım diğerine aynı şeyi söylüyor. Aynen öyle. Bak bunu ben söylüyorum Galatasaraylı olarak. Orada Arda'yı nasıl oynatmazsınız abi? Burada Arda oynayacak yani. Kusura bakmayın. Bu çocuk oynayacak bu maçta. Bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak abi? Abi bu arada Berke'yi oynatmasaydım keşke ya. Abi elenmeyiz inşallah. Berke'yi oynatıyorum kalede ama.